Şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Yaralı askerlerimize, polislerimize, masum sivil vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Tabii bir polisimiz kaçırılmıştı. Bugün de bir askerimizin kaçırıldığı haberini aldık. Bir an önce bu kaçırılan askerimizin ve polisimizin de özgürlüğüne kavuşmasını, ailelerine kavuşmasını bekliyoruz. Tabii bu konuda güvenlik güçlerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ama daha tedbirli askerlerimizin ve polislerimizin daha tedbirli olmaları gerektiğini, hem bu saldırılara karşı hem bu kaçırmalara karşı, bu hain PKK'nın asla dışarı çıkmayacağını, silah bırakmayacağını, tam tersine bu süreci kullanacağını, istismar edeceğini ve bu süreçle birlikte meşhurlaşacağını, daha da güçleneceğini ve istediklerini elde edene kadar da bu mücadelesine devam edeceğini söylemiştim. Nedir istedikleri? Açık ve net bir şekilde Türkiye'nin bölünmesi. Yani somut olan ne? APO'nun serbest bırakılması, ana dilde eğitim, özerklik ve ilk önce Suriye'nin kuzeyinde bir devlet, daha sonra da Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'nun bir parçasının ayrılması. Önce özerklik, sonra da bölünmesi. Bunu ben söylemiyorum. Yani bunu biz de görüyoruz da, bunu PKK'nın siyasi sözcüleri açık ve net olarak dile getirdi. Yani geçmişte bunu Selahattin Demirtaş'ın ağzından duyduk, Gülten Kışanak'ın ağzından duyduk. Yani hepsinin, bütün sözcülerin ağzından duyduk. PKK'ya karşı topyekun bir mücadele vermemiz gerekiyor. Hem dağdakine karşı, hem şehirdekine karşı, hem siyasetçisine karşı, hem ekrandaki sözde yazarlarına, çizerlerine, fikir adamlarına karşı. Yani bunlar topyekun bir mücadele veriyorlar.